Karakoyun'un halkını gösterdiği kahramanlıktan dolayı Karakoyun'a bir okul hediye etmiş. Şu an mevcut. Bu var. Tarihini burada işte milis grupların çalışmalarını onları verdik. Sonra Karakoyun'u devletini işledim. Karakoyun Devlet 1380-1469 yılında kurulmuş. Peki Karakoyun Devleti burada olan topraklarından mıydı? Tabii tabii burada. Erciş başkent bu mahallede. Sonra Karakoyunlu hükümdarları Bayram Koca 1365-1380, Kara Mehmet 1380-1389, Mısır Koca, Kara Yusuf, Kim Budak, İskender Nizam, Şihan Şah, Hasan Ali Karakoyunlu. Sonra da Karakoyunlu. 1467-1469'da Akkoyunlu'yla yapılan bir savaşta maalesef savaşı kaybediliyor ve devlet yok oluyor. Bu tarafa da şeyleri koyduk. Türkiye-Azerbaycan bayrağı. Bu bizim geçmişimizi simgeleyen bölgesel adı öküz arabası. Ve eşeği taşımak için anlıyoruz. Kanun'un bir de yeşili. Kanun'un neyi kapanmadı? Hayır. Kanunun tekerleği komple kapalı ağa. Evet, bu kanun değil tabii. Kanunun arkada tekerleği. Bu ayrılığında kirenli bir şey. Evet, kanun iki tekerleği. Diğer bir ambarşağa gittiğinde bu tren yaptı. Ama bu bir şey yok. Sonra geçtim burada. Bölgenin, bu bölgenin en büyük şairi, en önemli şairlerinden birisi Muhammed Hüseyin Şehri yazdı. O zaman şu zamanda bunu Türkiye'de en güzel Türkiye'yi konuşan kullanan bir şahsal Allah Ali geldi. Heydar Baba'ya selam TV'de başlıyor. Çocukluğunu, gençliğini, babasını, atasını, dedesini herkesi yazmış. O şiir mevcut. Bir de sevdiğini beklerken yazdığı çok önemli bir şiir var. O da kısaca şuraya yazdık. Umutları sayarak gözlemişim her gece yarı. Geç gelmektedir ya. Gene oldu gece yarı. Gözler asılı. Yok ne bir karartı ne bir ses. Atmış kulağım. Gör ne düşünmektedir yarı. Yatmış han mı? Herkes yatıyor diyor. Bir Allah uyattı. Daha bir de ben. Benden aşağı kimse yok. Ondan da yukarı. Korkum budur. Yar gelmeye. Bizden yarıla süper. Bizden asıra sabah. Bağrım yarılar. Süpür. Açılma senin sağrı. Yani muhteşem bir eser. En sonunda diyor ki aşkı var ne Şehriyar'ın Gülüş Şehri Efsun Karayel Tezahar oldu bahar. Yani gelmemiş demek ki. Öyle bir şey. Şehriyar, Muhammed Hüseyin Şehriyar rahmetle anıyoruz. Bu bölgemizin dibekleri, taşları, kavurma. Evet. Bu Karakoyunlu Orhan Kalesi var. Şu tarafta. Şurada. Onu temsil ediyoruz. Böyle bir şey. Sonra bu bölgemizin yaylı taşka dediğimiz bir aleti. At koşulu, atlar tarlaya, tapana gidiliyor. At arabası, evet. Sonra maşna. Bu Mustafa Saman'ı birbirinden ayırmak için. Evet, tam şöyle geçen çekmişsiniz. Bir tane görsünler. Yüzler dolduruyorlar. Evet. Buradan. Bak. 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 Güzel şöyle yapıyor. Olay bu. Bu şekilde. Ya bu konvoy ben sonra yapamam. Orada şey var. Görüyor musun? Ya işte bizim zamanında o zaman buğday olmalı. Bu bölgemizin yayık aleti, nehre. İki kişiyle geliyoruz.
işte yoğurdu, suyu koyuyordu. Bir yap bakalım müdürüm, bir görsünler amcalar nasıl oluyormuş. Evet, aynen böyle. Bizim bizim müzemizin genel müdürü Seccat Ali Seccat. Devam et. Bak şuna kadar buraya koymuşuz. Bu böyle ekmek büyüdüğü zaman tam böyle elini yanmasın diye böyle uzatıp alıyorsun. Yani ben de merak ediyordum buraya düşünce nasıl oluyor. Ama özel yapımı yani. Tamam, özel yapımı. Şu eğme buğdayı toplamak için. Sonra buğdayı kaplarla bitiyor kırparla. Bu kırparla bitiyor. Kırınla çoktan topluyor. Tamam, evet. Şu bu. Makas şey kırpık diyoruz biz onu. Boynu tutmak için. Evet, bu peken gaz tandırdan kül almak için. Tandırın külü. Buna kül. Diyor musun? Evet. Bu da öküz arabası pekeni. Bu dağ feneri. Gördüğümüz. Dağ feneri. Şu yine eğme, tırpan. 9 numara tırpan derler. Yani bunu çekmek için yürek lazım, dilek lazım. Yani böyle sarı yağı, tereyağını eritip bardakla içerler. Öyle yapar. Sonra bütün vücudun uzunları oynuyorsunuz bunu çekerken. Öyle bir şey. Bu çarçar şeyi buğdayı parçalamak için. Kullanılır bir yerde. Bu çerki çapa. Bu da pancar çapma. Bu orakça. Çapandan önce. Bu at karmudu. Atın boyunda takıyor. Evet. Bunu bağlanıyor. Tamam. Tamam. Biliyor musun? Çapa daha dörtlüyor. Ben görüyor musun? Ben görüyor musun? Ben görüyor musun? Tamam. Evet, evet. Tamam. Bu kıza. Güresin adı kıza. İki tarafından biri. Tekerler bir sana bir bana. Kırmızıdan tap topluyor. Evet. Geriye kalan taplar. Böyle. Bunların... Bu tepçek. Bak. Bu çok önemli bir alet. Nasıl muhafaza ediliyor bu? Yağmurda, çamurda. Nasıl? Nasıl muhafaza ediliyor? Böylece duruyor. Bir şey olmuyor. Bu da tepçek diyorlar bizde. Bir küreye takarsın bunu ayağının rahat bastırmak için. El yapımı tamamı. Evet. Şunlar tırmıklarımız. Şu yemek kazanı. Buranın bölgenin yemek kazanı. Bilirim şöyle git. Bu da büyük şey tırmık. Bundan şey yapardık babalarımız. Kütat koşardı. Vallahi keseklerini ezmek. Tarlanın keseğinin bütün şeyleri ezmek için muhteşem bir aletti. Bunlar yonca toplama, ot toplama tırmıklar. Bu mesela bölgenin ortalığa üstüsmüş bijol burun tarzı. At burun tarzı. Vay, bunu takarlardı danaya. Küçük danağın buna tabi. İneğin fazla yemesin, sütü yemesin diye inek bu var. Evet. Biraz eziyet gibi gözükür öyle. Vah, bu deste. Bu deste bundan şey bulgur yapıyor. Evet. Evet, devam et. Bu et taşı. Et tohumağımız maalesef kaybolmuş. Et tohumağımız da vardı. Bu da daha değişik bir et tohumağı. Farklı bir şey. Un dararı. Carcar. Evet. Yun dararı. Kahça. Yer tahtası. Bu neydi? Verdene. Bunun bu rahmetli mahkalamın verdenesi. Böyle kendini ivandan getmişim. Kendini ivanda bakıp orada kalıp sistem karalıktı. Bizzat onun yok yanmıyor. Sistem karalıktı. Kendinin kumanının verdiği şey, refete. Refeteğin içi. Bu neydi bu? Gazın orada var ya. Kalbur denir. Kalbur, evet. Kalbur bu birebir deriden yapmış. Bu orijinal. Çok sağlam. Sağlam, tabii orijinal. Bize bunlar tek. Diyen şey yok. Gezden olsun da tek yapın. Özel bir şey yaptı. Ben orijinal. Evet. Bak bu çoban. Çoban. Ha, bunu ha işte kaldır bu. Kaldır bu. Sefer amca, bunun burasını tekerlek oluyorlar. Bunun önüne tahta bir ağaç daha ekleniyor. Sonra hayvanı bağlıyorsun hayvanı. Hayvan gitti, sen bunu tutuyorsun. Böyle yeri tamam, aşağı aşağı gidiyor. Neden bir de bunun önünde tekerleklisi var? Evet. Burada görmüşsünüz, tifonlar işte. Bunlara. Hemen aynı. Ben eski şeyde yazı çevirdim. Öyle mi?
Ya bu aslında bütün ülkemizi temsil eden bir müze yani. Her yılda hemen hemen aynı şeyler var. Bunu şöyle gel oradan bir çekin. Evet abi bu ne? Bu hançer. Bu hançer bizden de yok ama. Hançer. Bu hançer bizi burada bir kendimiz yapmış. Hediye ettiler buraya. Hmm. Özel el yapımı, tamamen el yapımı. Bu lampe. Lampa mı diyoruz aslında? Evet. Bu nedir? Siz de ne diyorsunuz buna? Temizleme alır. Teşi. Bahada teşi. Kirman. Ha, biz de teşi derler. Bundan annelerimiz yünü eğirirlerdi. Çorap, yabay, kaza, yelek hep bunu yaparlar. Biz de iyi demir. İyi ha. Çok değişik. Asırga derler bize. Bir taşımak için şu eski bir alet. Hayvan boyunduruğu. Evet. Çarçar. Yine kızer. Evet, o kilim birbirine bir elde yapalım. Tarihi bir kilim. Buna böyle bir kilim elbeteğimiz bir yeri daha yaptık. Bu lambanın içindeki şey, direkti var mı içinde? Evet, bu gece yanıyor. Güneş enerjisiyle şu anda çalışıyor. Ekstra taktı. Evet, ekstra taktı. Güneş enerjisiyle çalışıyor geceler. Böyle, buradan oraya. Hemen şöyle bir çekim yap gel. Ağırdan. Evet. Ben bilmiyorum ki geleceğinizi. Ben senin varlığı olduğunu için kaldım. Tarihi kantar bunlar. Asıl uzaktan gösterler. Şöyle gel. Bu. Tamam. Bu. Arkadaşlar şu cem. Bundan harmanda buğdayı paramparça ederlerdi. Döven denir. Döven. Döven derler. Amca onu da sen gel anlat. Gem nasıl yapar? O şey demir mi? Demir. Ama onlar aslında normalde ise onlar taş olurdu. Taş. Takmak taşı demir. İşte o taş. Taş da var içinde. Şöyle amcamı yanıma alayım. Amcam onu anlattı. Şimdi bizim yaşımızda amcama göre küçük. Amcam onu yapmıştı mutlaka. Evet. Amcam gemi bir anlatabilir misin? Önce çardan alıp ezerdi. Parçalarını değil mi? Çardan. Çardan parçalıyordu. Bu da üstünden dolanıp ezerdi yani. Dedi iyice ufak bir. Evet. İyice ufak. Daha sonra maşlayı hazır hale getirdiniz değil mi? Maşlayı hazır hale getirdiniz. Bu getirdiniz. Doğru. Ondan sonra maşlayı onu çevirip ayırdı. Bizde de döven demek çakmak taşı olur. Tabi aynı bizde de eskiden. Aynı. Hep taştı. Değil bu metaldan yapmak. Hayır taştan ya. Kendine var ya. Metal. Bir tane metal. Burada yaşayıp yaşatmak için öyle bir şey yaptık. Gel. Bak burada da ev aletleri var çubuğumuzda. Şimdi çalışıyor mu? Çalışıyor tabii. Orijinal. Şu mesela semaver. Orijinal semaver. El yapımı. Bu duz dileği. Bak bu hayvanları asılan neydi? Bizde zıngırav derler. Evet. Asıl iş bu kadı. Bu ne ya? Ha. Bu terazidir. Tabii bundan terazi. Terziler bundan teraziyle bundan satarlardı. Bakın bu işaretlerin her biri kilo, 2,5 kilolar. He. Böyle bunu koyardı, böyle atardı bunun içine bir şey. Balama kurban 1,5 kilo. Balama kurban 2 kilo derdi. Parasını alardı yani. Çerçilerin bu çerçilerin. Orijinal tamamen cevizden yapılmış. El işlemeli. Yani bunu çok ayarlaması çok önemli. Bak bu ağacın bir ağırlığına bakın. Değişik bir ağaç. Yani nasıl bir ağaçsa. Orijinal bir terazi. Yani. Kınava.
Bak. Böyle duruyor. En az bir 200 senesi var. En az. 200 yıl. Belki daha fazla. Gaz ocağı bile var. Evet. Ha, o gaz ocağı önemli. İşte gaz ocağı, eski radyo. Gaz ocağı değil, eski bu karakoyunlu, karakoyunlu amblemi, karakoyunlu koçbaşın amblemidir bu devletinin. Mezarlıkta görülür. Evet. Mezarlıkta. O Türklerin bir savaş şeyi. Bunlar hepsi burada kullanılan ev aletlerinin bir kısmı. Yine nehri aynı şekilde. Böyle. Eski şehir sandığı. Tamamen Azerbaycan mobilyası. Şunlar da şey. Ah, zende, zendelere bak. Evet. Sandık. Şöyle. Yalnız bunları bir dizaynlasak. Dizaynlayacağım, daha teze geldi. Bunu toplamışım. Daha temizlik yapacağım. Şey, sabır toplayacağım. Binler yıllı birikimi yani öyle hemen. İşte amacımız bu kültürü, bu sanatı, bu evleri yaşayıp yaşatmak, gelecek nesillere aktarabilmek. Evet, böyle bir şey. O da atlalı, biliyorsunuz nazarla ilgili gene bu da asal var. Evet, her yerde bir motif göreceksiniz. Böyle bir şey. Yani aslında şimdi at olsa koşup Zehir Çalı'ya gezmeye gidebiliriz yani. Bu ne biliyor musun? Bak bu. Burada, bak burada elek var. Bunlar eleklerin iki taraflı. Bu böyle bak gidip geldikçe elek sallıyor. Buradan rüzgar vuruyor. Bak bu pervaneler rüzgarla. O aşağı elek... düşene de değiller aşağı bir şey düşüyor. Çet oraya yetişer, sonra aşağıya bu tarafa, bu da öne gelir. Bulut aşağıdan bu da şey, buludayla mı yetişiyor değil mi? Buluday, evet, orijinal buluday öne. O kabuğundan ayrılmayan buludayla alta düşüyor. Tamam mı? Çet oluyor. Bak şimdi böyle, bak böyle gelip geldikçe, burada üzerinde elek var. Elek var, bak bu eleği sallıyor yana, bu yana. Fermanın ayrılmasını sağlar. Fermanın rüzgar veriyor orada. Arkaya saman atıyor. Bir de burada başka bir aletimiz daha var. Su arıtma sistemi. Heh, bak, şimdi bunun adı su direği. Bu bizim bizzat kendi bahçemizde burada elimizde kalan bir alet. Yıllarca biz bunu su içmişiz. Tabii buna, süzülüyor. Süzülüyor. Su kaynakları damıtma suyu. Damıtıyor böyle. Saf su haline getiriyor. Bu da bulgur dövmedir. Şimdi müdür bey bu taşı kaldırabilecek. Müdür taşı kaldırabilecek. Evet. Ver bakayım bayrakları bana. Müdür taşı bey. Kaldır. Bana? Evet gördünüz mü? Şöyle kafana kaldır, yukarı kaldır. Gördünüz mü? Bu orijinal taş değildir ya. Bölgenin tepek taşıdır. Taş mı bu? Evet. Yani şunu yanmış. Bildiğin taş. Taş evet yanmış taş ama. Evet. Şöyle böyle daha böyle şey, çivi de vurulabiliyor. Şöyle al lan. Şuna bak ya. Şimdi de çakılabiliyor. Müdür bey kaldırıyor. Sizin gelişi bir şey oldu. Evet. Ama taş. Taş, yanmış taş. Tepek taş. Kara taş ama kepek taş. Acaba bir şey de mi? Bu da bir değişiyor. Bu da yakın. Ama biraz daha ağır. Ama bunun özelliği... Tamamen saf su aşağıya iniyor. Süzüyor. Damla damla süzüyor. Evet. Böyle. Bu da dediğim başta söylediğim gibi bizim Karakoyunlu'ya üst tarafta, Kırk tarafında Korhan Kalesi de, Korhan Yaylası'da Korhan Kalesi var. Ta 1500 yıldır. Onu temsilen buraya çıktık. Evet. Bu da benim 1980'de bu bahçede çektiğim bir kısım. Sen misin baba? Evet. Bak orada da at arabalarımız, 3 tane at arabamız var. Zenginmişiz yani. Bak, birinde çetem var, birinde ot var, biri geldi füzelerimiz var. Bunu nereden buldun ya? Ama gerçekten bu Tramoğlu'ya göre... Şuna var ya. Onun şiiri de var, şiirini yazmışım. Bu da bendendir. Heh, bak. Değil
şimdi buğday safırı, buğday bitiyoruz. Evet. Tamam mı? Bak. Buğday bitiyoruz. Bununla bağlıyoruz. Bak bununla bağlıyoruz. Bunu açıyoruz şöyle. Safranın üzerine koyuyoruz. Bağlıyoruz. Bağ olarak arabaya yük yüklerken rahat yüklüyoruz. Doğru. Tabii. Evet, buradan herkesi saygıyla selamlıyoruz. Karakoyunlu Atı Ocağı'ndan tüm dostlara saygılar, selamlar. Bütün dostları Karakoyunlu Atı Ocağı'na bekliyoruz efendim. Sağ olun. İnşallah.